En büyük o mu? Mehmet Karahan. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. Çok büyük. Karahanlı çok büyük adam Polat. Evet, savaş. Barış romantiklerin yapıldığı bir yer. Savaşsa çağımızın bir gerçeği. Ve bizler gerçekçiyiz. Netice olarak beyler, savaşı güçlü olanlar kazanır. Ve silahlar sustuğunda kazanmış olan taraf, o savaşta çok daha güçlenmiş olarak çıkar. Savaşın gerekli olduğu yerde barış, safsatadan ibarettir. Korkakların ve acizlerin safsatası. Bu kumarhanede ne çok kazanan ve kaybeden olacak. Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç. Sadece kumarı oynatan. Amerika kısa zamanda Suriye'ye de girmeye kalkarsa Irak'tan para kazanmak zaman alacaktır. Nizamettin, senden yana olanlara bir şey vermezsen niye senden yana olsunlar? Amerika Irak'tan pay dağıtmak için acele bile edecektir. Suriye'yi ele geçirmek için. Ben Çakır'ın yaptığı kanaatinde değil. Ben de. Büyük devletler küçük devletleri nasıl yönetir biliyorsun Kılıç. Krizle. Altta daima kriz olacak ki üst daima kurtarıcı olarak görülsün. Kim yapmış operasyonu? Bilgi alamadım. Bildiğimiz bir yer değil. Bildiğim bir yer değil. Yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Bil. Her halükarda savaş başladı. Savaşları ben başlatırım, ben bitiririm. Lakin bu işin çivisi çıktı. Zar atanlar silah atmaya başladı. Neden bu kadar sabırlısın? Neden müsaade etmiyorsun Lazyan'ında, Hüsrevan'ında kafalarını keseyim? Anasız büyürsün. Ortaksız büyüyemezsin Necmi. Satranç tahtası kapandığında piyonla şah aynı torbaya konur. Benim şahlıktan vazgeçmeye niyetim yok. Çakır'a İstanbul sefirliğini ver. Çatlak sesler çıkacaktır. O Çakır'ın sorunu. Koltuk onun, kulak onun. Şahin Ağa şefaat isteyecektir. O da senin sorunun. Eskiden nefret ederdim bu vakıf işlerinden. Şimdi bir de oturup konuşma mı hazırlayacaksın? Sen o konferansta uyurken ben yaptığım konuşmalarla ülke yönetiyorum Kılıç. Evet. Dünyada Amerika tek güçtür. Ya yanında olursunuz ya da yok olursunuz. Dünyada Amerika tek güç. Ya yanında olursunuz ya da yok olursunuz. Gerçekten büyük şans. Şans doğru yerde doğru zamanda bulunmak. Biz değil, intihar komandosu şanslıydı. Ama talihsizdi. Çünkü şansını değerlendiremedi. Biz şanslı değildik. Yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyorduk ama talihliydik. Birileri bizi kurtardı. Kim? Bilmiyorum. Ve bilmediğim şeylerin sayısı çoğaldıkça da ben sinirleniyorum.
Bilmiyorum. Ve ben bilmediğim şeylerle uğraşmak istemiyorum. Başka? Çakır'ı bitirdin mi? Sıradaki mesele dedim. Ne oldu size böyle? Çocukluğunuzu mu özlediniz? Kimse gelip buraya seni tehdit edemez. Acılı bir baba o Kılıç. Dinleyelim bakalım ne istiyor? Sakin ol. Sakin ol Kılıç. Benden Necmi'nin kellesini istiyorsunuz. Haklı sebepleriniz var. Bazen merhamet, bazen adalet yanlış kararlar verir. Sophie, herkes bir hayatı seçer ve bunun bedelini öder. Babalığın bedeli ne? Yıllardır senin kızın olmanın bedelini ödüyorum. Bir kez de sen babalığının bedelini öde. Yarın seni geri yollayarak ödeyeceğim. Seni ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Umarım ömrün uzun olur. Pek gerçek ölüm Polat Alemdar. Gerçek şu ki sen testereyi öldürdün. Benim Necmi ile 30 yılım geçti. 30 yıl güvenmek için yeterli bir süre. Ama yanılmamak için değil. Benim için şahıslar değil, sistem önemlidir. Benim sistemimde Polat Alemdar'a düşen görev, testlerinin yerini almaktır. Benim kararlarımı mı sorguluyorsun Kılıç? Hayır, soruyorum. Neden? Sorulacak soru şu. Amca 30 yıl sonra karşıma çıktı. Ve neden, kim tarafından öldürüldü? Sen bana bunu söyle. Ben sana Polat'ı neden öldürtmeyip yükselttiğimi anlatayım. İki kişi var konseyde görmek istediğim. Birincisi Nedim Malik. İkincisi Tuncay Kantarcı. Bunlar zaten bizim içimizde. Bizden olan insan. İsmet Paşa, İstanbul dururken Ankara'yı neden başkent yaptınız sorusunu soranlara, senden yana olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar demiş. Tuncay ile İplikçi'nin Ruslarla işbirliğine gitmeyeceğini garanti edebilir misin? Madem Polat Alemdar'ı konumlandırmayı düşünüyorsun, neden konseyini almıyorsun? Bana maşa lazım. Ateş değil. Of Karahanlı. 30 yıldır kaçtığın her şey bugün evinin içinde. 30 yıl önce bir kez daha oflamıştın. Yüzünden kan akıyordu. Beni dokunulur kıldınız. Önce derginin kapağı, sonra bu gazete. Artık Mehmet Karahanlı insanlar için sıradan bir iş adamı oldu. Korkulan, dokunulamayan, ulaşılamayan bir baron değil. Bir harbin içindeyiz. Bak, savaşın içinde kurşun da değecek, çamur da sıçrayacak, kan da bulaşacak. Bunu engellemenin bir yolu yok. Harpleri ben başlatırım Kılıç.
kurşunun yönünü ben söyledim. Çamuru ben hazırlarım. Üstüme kan bulaşacaksa kan gölü yaratırım, onun içinde yıkanırım. Artık Hüsreva, ya büyük Orta Doğu'dan yana olanlar var ya da karşı olanlar. Üçüncü bir ihtimal yok. Bu büyük projenin hayata geçmesi için gerekirse büyük kelleler gidecektir. Benim kellem yeterince büyük mü? Biz Hüsreva, biz, yani konseyimizin yeri bellidir. Kelle veren tarafta değil, kelle alan taraftayız. Hüsrev ağır konuşuyor. Eskiden de ağır konuşurdu ama bana karşı değil Kılıç. Ben ne istediğini anlamadım. Ben anladım. Ne? Köyünün ağası olmak istiyor. Bu kadar şeyden sonra ne ağası? Ona dünyaları verdin. Ne köyü? Bazı insanları toprağa çeker Kılıç. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Lazia kurttur. Bu havalar onun havası. Vadiye pus hakim. Kim kimin yanında seçmeye çalışıyor. Bırakalım kendi seçimini kendisi yapsın. Sana tek söyleyeceğim. Asla ilk kurşunu sıkan olma Polat. Bu pusta mermi atarsan ancak yerini belli edersin. Av olursun. Benim güç kaybettiğimi düşünüyor. Öyle değil mi? Herhalde öyledir. Neden düşmanıma güçlü görüneyim ki? Gelsin, parçalayayım. Bu dengeler bizim dengelerimiz mi? Bize karşı hazırlanan dengeler mi? Terazinin iki tarafında neyin durduğunun önemi yok. İki kefeyi tutan demir önemli. O demir de benim. Hem oğlumu benden çalıyorlar, hem de verme vaadiyle bütün hayatımı istiyorlar. Ben hayat alırım, hayat vermem. Polat'a git. Ondan her şeyi bırakıp Doğu'yu öldürmesini istediğim emret. Bende sana ait kıymetli bir hazine var. Çakır'ın yanındaki adamı araştır. Aslan'ın kardeşi Lübnan'da bombalanan kampta öldü. Leyla. Enteresan. Adamın hikayesinde her şey var ama yaşayan tanımıyor. Bir tek Leyla. Lübnan'dan araştırın. Peki efendim. Sevgilisi Leyla ile beraber öldü. Kız 6 aylık hamileydi. 3 kere hapşırdı Polat'a. Almanya'dan gelen adam, duran bilmem kimin yeğeni. Benimle, benim ailemle ne alakası var? Safiye bir dükkana giriyor. Dükkanın müşterilerine bak.
Sofi Polat amca. O dükkanın sahibini araştır. Oğlun gibi konuşuyorsun. Ne oldu? Oğlunla aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Ne diyorsun sen Safiye? Gerçekten Polat'la baba oğul gibisiniz. Gerçek şu ki... sen... Nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım. Kimliğini değiştirmiş. Yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Ve ben bunun hesabını soracağım. Polat. Benim oğlum. Bu özgürleşme harekatlarına tüm kardeşlerimiz destek vermiştir. Ama siz desteğinizi esirgediniz kardeşim. Ve siz Criminator et Susurro in Populo. Bana sadece bir teklif verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde alın. Merhamet edin efendim.